Kraliçe dönemi sonrası ve içinde bulunduğumuz durumu konuşacağız. Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Köni canlı yayında konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve sağolunuz Haber Global Dış Haberler Müdürü Süheyla Demir de Londra'da. Az önce indin galiba Süheyla. Top atışları da gerçekleştirileri işte bir 15 dakikanın üzerinde oldu. Tam olarak program bundan sonrasına dair neler olacak senden rica edelim. Evet, az önce geldim Londra'ya. Şu ana kadar beni karşılayan manzaradan bahsederek başlamak istiyorum. Havalimanından iner inmez daha Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle alakalı panolar karşılıyor sizi Londra'da. Tabii ki yas var, resmi yas ilan edildi. Ancak bu sokaklarda, çevrede hissediliyor mu diye soracak olduğumuzda tabii ki sarayın önüne gitmediğimiz için, Londra'nın merkezine gitmediğimiz için şu an için böyle bir gözlemi yok. Ancak tabii ki tüm ülke genelinde bayrakların yarıya indirildiğini biliyoruz. Artık ulusal yasın resmi yaz sürecinin başladığını biliyoruz ve bu kısa da olmayacak. Günler sürecek. Kraliçenin cenaze töreni için de beklememiz gerekecek. Çünkü Londra'ya getirildiğinde cenazesi halkın ona son kez veda edebilmesi için, son kez görevini yerine getirebilmesi için cenazesinin halka açık tutulacağını, katafalkta tutulacağını biliyoruz. Dolayısıyla İngiltere'de yaz süreci başladı. Kraliçe Elizabeth dönemi bitti. Artık Elizabeth çağı bitti. Yeni bir çağ başlıyor. Kraliçe gitti. Yerine kral geldi. Yeni bir kralla ülke yönetimi. Tabii ki her ne kadar monarşinin rolü ülke yönetiminde çok sembolik de olsa İngilizler bu sembolik role çok önem veriyorlar. Bu geleneğe çok önem veriyorlar. Akıllarda birçok da soru var. Monarşinin geleneği nasıl olacak? Kral ülke yönetiminde nasıl bir tarz izleyecek? Çünkü İngiltere'de birçok nesil sadece tek bir monarkı gördü, tek bir hükümdarı gördü. O Kraliçe 2. Elizabeth'ti. Onun ülkedeki, ülke yönetimindeki tarzına çok alışıklar. Neyi yapacağını, neyi yapmayacağını çok iyi biliyorlardı. Bir anlamda karşılarında bilinmezler de var. Kral 3. Charles'la birlikte ve bugün tabii ki bugünün en önemli olayı Kral 3. Charles'ın halka yapacağı ilk konuşma olacak. Şu ana kadar Londra'da İngiltere genelinde neler yapıldı diye soracak olursanız zaten siz de bahsettiniz. Kraliçe için top atışları yapıldı Hyde Park'ta, Londra'nın ve ülkenin birçok yerinde 96 fare top atışı yapıldı. Kraliçe'nin yaşadığı her yılı onurlandırmak, anmak adına ve tabii ki kilise çanları çalacak. Westminster Abbey'de kiliste çanları çalacak. Dolayısıyla bu yaz sürecinin kraliyet geleneklerine uygun gün ve gün nasıl işleyeceğini biz de göreceğiz. Süheyla Demir, tabii bu son derece önemli süreci seninle birlikte takip edeceğiz. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.